بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يا رب şu anda şu mekanda senin rızan için toplandık. Senin rahmetini, nusretini ve inayetini umarak ellerimizi açıp sana yöneldik. İlahi ya Rabbi, bizler senin davetine icabet ederek huzuruna geldik. Allah'ım, sen bizim dilimizden ve kalbimizden zikrini ayırma. Bizi kendine yakın kıl ve dostlarının arasına kat. Alnımızı secdeden, bedenimizi yolundan ayırma. Bizi öğrenci temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu 28 Şubat ve Kudüs konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok değerli bir hocamız bugün aramızda, Urfa'dan geldi. Öğrencilerimizin bir etkinliği, biz öğrencilerimizle hep beraber olalım istedik. Onun için öğrencilerimiz düzenlediler. Bir kusurumuz varsa artık kusurları görmeyin, güzel taraflarını görün. Biz her zaman öğrencilerimiz mutlu olsun istedik. Mutlu bir üniversite olalım. Batman Üniversitesi öğrencilerinle mutlu olsun. Bu gibi etkinlikler yapsın. Her zaman sizin yaptığınız bu gibi etkinlikleri destekliyoruz. Ve çok mutlu oluyorum ben. Sizleri böyle etkinlik yaptıkça ve insanların düşünmesini sağladıkça çok mutlu oluyorum. Onun için de etkinlikte emeği geçen böyle değerli insanları bizlere getirip konferans vermesini sağlayan öğrencilerime teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de insanoğluna ilk emri oku olmuştur. Kainattaki her varlık ve her hadise okunup anlaşılması gereken bir hikmet dersidir. Bu emri anlamayan, idrak etmeyen, yaşam biçimi haline getirmeyen, İslam coğrafyasında hakim olan kan ve gözyaşı nedeniyle gönüller durup, yürekler hüzün ve acıyla doludur. Bugün İslam coğrafyasının kan ve gözyaşı içinde boğulmakta olmasının en temel sebebi kendi ilim, irfan ve hikmet geleneklerinden kopmuş olması ve cehaletle birlikte yaşamasıdır. İslam coğrafyası aklını kullanmalı, yaşananları iyi analiz edebilmeli, okuyabilmeli, anlayabilmelidir. Bu nedenle de aklı hür, vicdan-ı hür nesillere ihtiyacımız vardır. Milattan önce gösteriyor. Tekrar başlatın. Milattan önce 1450, 1300, 1140, 1340. Birleşik eller, dillerde tekbir, Allahu Ekber. 28 Şubat bir darbedir. Bizim maalesef bir darbeler tarihimiz vardır. İlk darbe Sultan Abdülhamit Han'a yapılan 31 Mart vakasından sonra harekat ordusunun Selanik'ten İstanbul'a gelmesiyle başlamış. Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Bakın, bu Haçlı'nın
en ciddi zaferidir Müslümanlara karşı. Sultan Abdülhamit'in tahttan gittiği tarihe bakın. 1908'de bizim Kuzey Afrika'da topraklarımız var. Hemen hemen biraz önce gösterilen İslam toprakları, o haritanın tamamına yakını elimizde. Şu anda birbiriyle boğuşan Suriye'si, Irak'ı, Ürdün'ü falan yok. Mısır devlet değil. Tamamı Osmanlı toprakları içerisinde. 1911'de önce Trablusgarp'la şeyi kaybediyoruz, Kuzey Afrika'yı. 12'de Balkanları kaybediyoruz. 14'te Anadolu coğrafyası tehlikeye düşüyor. 18'lere geldiğimizde Mondros'la birlikte neredeyse Anadolu'da bir avuç toprakla baş başa bırakılıyoruz. Biz burada çok ciddi bedeller ödüyoruz. Çanakkale'de 500.000'a yakın Müslüman veriyoruz. Niçin? İşte bu darbenin sonucudur. Peki, bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Burası çok önemli. Altı çizilecek nokta şu. Bütün darbeler, Sultan Abdülhamit'e yapılanından tutun, 60 darbesi, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz. Hepsinin ortak özelliği şudur. Arkasında küresel Siyonizm vardır. Arkasında Avrupa vardır. Amerika vardır. Haçlı vardır. Ve karşısında da bu milletin evlatları vardır. İnanan insanlar vardır. Samimi Müslümanlar vardır. Resulullah'ın davasını kendine dava edinmiş, onun izinden gidenler vardır. Bütün bu darbelerde kullanılan maşası paşası değişse de sonuç itibariyle darbe millete yapılmıştır. Biz bu darbelerde çok ciddi yaralar almışızdır. Mesela şu 28 Şubat darbesinde Türkiye'nin ekonomik kaybı 300 milyar dolar. Dile kolay. Dolayısıyla yine bütün bu darbelerin neticeleri üzerinde durmak lazım. Niçin Abdülhamit'e darbe yapıldı? Başka birine değil de özellikle Abdülhamit'e. Çünkü Theodor Herz 5 defa İstanbul'a saraya gelmiş, 2 defasında Sultan Abdülhamit'le görüşmüş ve Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmesinin iznini istemiştir. Her seferinde Abdülhamit kendisine o toprakların dışında nereye istiyorsanız gidebileceklerini söylemiş. Ama onlar özellikle Filistin topraklarında ısrarcı olmuşlardır. Neden dünya üzerinde antisemitizm diye bir düşünce var? Neden Yahudi düşmanlığı var? Hiç merak ettiniz mi? Bu mel'un millet mahza kötülüktür. Şerrin bizatihi kendisidir. Bundan hiç iyilik sadır olmamıştır. Onun için sadece Müslümanlar değil bu Siyonizmin düşmanları. Aslında samimi Hristiyanlar da onlara düşmandır. Hristiyanlık inancına göre Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı katletmeye kalkıştıkları için Hristiyanlığa göre Siyonistler ve Yahudiler için God Killer denilir. Tanrı katili. Onun için Avrupalılar içlerindeki bir nevi bağırsaklarını temizlemek için bütün bu Yahudilerden kurtulmak, onu da İslam ümmetinin başına bela etmek için böyle bir proje hazırladılar. İslam coğrafyasını şöyle gözünüzün önüne getirin. Fas'tan, Atlas Okyanusu kıyılarından, Büyük Okyanus'un Endonezya'sına kadar boydan boya önemli bir kısmı aynı ırktan olmak üzere, çoğunluğu Araplardan oluşan ve Türklerden, Farslardan oluşan ama tamamı aynı kıbleye yönelen Müslümanlar ve irili ufaklı paramparça edilmiş bir coğrafya ve aralarına konulmuş nifakla hemen hemen her Müslüman ülke komşusuyla ya toprak veya başka bir nedenle husumet yaşar.
İşte İsrail bu husumetleri büyütmek, bunların daha da parçalanmasını sağlamak için oraya yerleştirilmiş bir zehirli bitki gibidir. Kök salmıştır oraya. Onun için Müslümanların kendi ülkelerinde darbelerin olmaması için, kendi ülkelerinin çocuklarının geleceği için, ümmetin selameti için bu zehirli bitkiyi kökünden söküp atmaları lazım. İsrail'in ıslahı mümkün değildir. Hani derler ya, kurdun ıslahı ölümdür. İsrail'in ıslahı mümkün değildir. O topraklardan çıkartılması lazım. Hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hocam.